Doktor Süleyman Paz'ı ilk öğrenimini, Kozaören'de orta öğrenimini, Gölköy'de liseyi, Ordu'da üniversiteyi, Deretam'ında yüksek eğitimini de İsveç Göteborg'da bitirdi. Evet, hemen hocama dönüyorum ve soruyorum. Hocam, azıcık kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle bana bu 70 milyona seslenme fırsatı veren mahalle birliğimize, kıymetli palçıklara, benim misafirlerimize ve kendilerini çok özlediğim köyümün havasına, suyuna, boynuna, her şeyine çok teşekkür ediyorum. Hocanız hayatın tüm dertlerine danışkan gibi durmayı becermiş bir adamdır. Yaptığım ilaçları koca karı ilacı diye lanse etmeye çalışan bir kısım medyaya ve şakşakçılarına buradan seslenmek istiyorum. Bir Süleyman Paz'ı kolay yetişmeyin. Kafanızı karartıp tutmayın. Eczaneye para vermek istemeyen, otundan böceğine iyileşmek isteyen insanlara mani olmayın. Benim kafamı attırmayın. Alınızda şifana durma. Hocam lütfen. Bizi izleyen sabit Süleyman olabilir. Azıcık sakin ve kibar lütfen. Bir daha sizin parası gibi girme, yoksa ben de sağa giderim ha. Mesajınızı SMS olarak aldım ve hemen konuyu değiştireceğim hocam. Hocam, sizin için fakir, fukara, sefil bir çocukluk geçirdiler. Bütün keşif yeniden okumada bu konuşuluyor. Ne kadar doğru hocam? Evet kıymetli kardeş. Ben Palsın, fakir bir evinde, fakir bir yatağında, gene fakir bir bebe olarak dünyaya geldim. Dünyaya geldiğimde şöyle bir etrafa baktım. Fakir efendi göz göze geldiğim o anı hiç unutamam. Ben ona baktım, o bana baktı. Öyle boş boş bakarken birden ensemde derin bir acı hissettim ve ağlamaya başladım. İşte Doktor Süleyman Paz'ın acayip öyküsü böyle başladı. Hocam gerçekten çok vurucu, çok duygusal, çok olağan dışı doğmuşuz. Peki sonra? Ben küçükken çok fakirdim. Bizim evde herkesin günde bir somon yeme hakkı var. Tavan arasına çıkamayan somonu kapamıyordum. Ekmeğin arasına ancak bir kaşar bir peynir bulamazdık. Bazen ekmeğin arasında öbür ekmeği kurduk. Tereyağı yoktu. Çok güneşlenen kahvaltı ettik. Bir iç çamaşırını 3 sene giyerdik. Ortaokulda ilkokuldan kalma mintanımı tımarımı çok yedim. Hocam, bu çok duygusal anlarınızdan sonra biraz da yaptığımız şifalı ilaçları değerli palçıklara tanıtalım. Tabii abi. Konu para olunca mevzuyu 180 derece değiştiriyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Hastalarım beni çok sever. Aramızda güzel bir duygusal ilişki var. Bu samimiyete bir an hem bana çokça çektikleri videoları gönderirler. Böylece misafirlerimiz ilaçları işe yarayı mı yoksa Süleyman Hoca onları kandırıyor mu daha iyi belirleyecekler. Hocam ben bir şey demek istiyorum. Ben bu ilacınızı çok beğeniyorum. Gerçekten her derde deva. İsterseniz öncelikle bunu tanıtarak başlayalım. Onu. Bu ilacımızın adı her şey çok açık olacak. İlacımız özellikle genç kızların gönlünde tas kurmak isteyen gençlerimize tavsiye ederim. Bir kız var açılamıyor. Bu kız daha pas vermiyor. Yok o pas veriyen mi ben top oynamasını bilmiyorum gibi endişeler taşıyan genç arkadaşlarımıza tavsiye ederim. İzleyin ve Süleyman Hoca'nın sizler için nasıl bir barışım hazırlamış görün. Eskiden sen daha çocuksun değil de, yüzler miydiler?
düğünlük zaten orman gibi oldun. Bu sefer de askerliği yapmadın mı? Gene istemedin. Askerliği dağlarda en kralından yaptım. Bu sefer de bizi de yaptın mı? Çocuksun dedin, gene istemedin. Yenden haksızlık etme. Hatça sağ üzeriydi. Sen hatçıysa mıydın? Ulan da çok çirkin gibi. Yerden gel savaş kocan değil mi? He ne olmuş? Düşün. Sabah uyanmışsın. Kafayı bir çeviriyor. Hatça. Sakal mıyım? Size kılıç kullanan bir adam. Adamı sünden keser lan. Ayy. Tamam, kızlar kızlar bize bakmıyordu. Kavgada da düşmedik değil mi kardeşim? Veli, sana bir şey soracağım. Sor lan. Sabahları uyanınca aynaya bakıyorsun değil mi? He, bakıyorum ne olmuş? Ulan hiç korkmuyor mu lan? Ne korkacakmışım? Ulan ben böyle sıfatım olsa, aynaya baka yine kafama fındık çuvalı geçiyor. Şu tipe bak. Kafa kalmıyor şu an beni. Kulaklar kapalı. Asıl sen kendine bak. Kendine bak şimdi açıyorum. Aynaya alın şöyle cimleri bakın. Çeliğe yemiş gıda gibi bakıyor. Hadi lan. Konuşma lan. Oğlum, sen onu bunu bırak da. Ne yapacağız oğlum biz? Aa şu sokak kedileri bile bizden daha şanslı ha. En azından her senenin Mart ayında cilvelişiyle. Sen ben de kontrolü bitmiş telefon gibiyiz. Arıyoruz emme, kimseye ulaşamıyoruz. Çok doğru diyorsun lan. Sen öyle deyince rahmetli Yusuf Emmi'nin çok büyük bir lafı geldi aklıma. Ne diyordu Yusuf Emmi? Karpuz kabuğu görmüş eşek gibi bakan adamdan ne anasına ne de danasına ilgili. Galiba seninle benim bakışlarımız olsun. Ben sana böyle bakınca aklına ne geleyim? Doğruyu söyleyeyim mi? Söyle, söyle. Aklıma tek bir şey geldi. Anamın inerdi sütünü sağladıktan sonra öyle boş boş bakıyor. Sen ne anlarsın lan bakıştan? Boyun da var. Biliyor musun lan? Beni gidene kız gösterdin gözüme. Deme lan! Hani nerede? Hemen tarzda geçelim. Aa ben elin içinde bak, kıpır değil lan. Oğlum, ashab et lan. Ahmet dayımla öbür köyden iki tane kız gelmiş. Dün davette gördüm. Vay vay vay. Sen davetin kim? Kızlarla kesiş. Ondan sonra ele, velen dile ne diyeyim? Bula yok. Ben yemek yerken bulaşık yıkayırdı. Biliyor musun? Bizim köyde en çok kız erkek kesişmesi, tencereyi yıkan kızla keşke kaşığı daldıran erkek arasında oluyor. Evet, sonra? Sonra efendime diyeyim, kızlar tencereyi yıkarken keşke ağzını öyle bir anlayla geçirmişim ki. Kızlardan biri beni diğerinden parmağından işaret etti. Sonra da utancından kaçtı asfağa. Ulan, kızlar azıcık tarif etsinler. Şöyle gözüme canlandırayım, hayallerde buluşayım. Şöyle tarif edeyim. Kızın biri, hiç o işi görmemiş bir kış kabağı. Diğeri ise, sanki verimli topraklarda yeşermiş bir Charleston bebe. Ulan, öyle güzel tarif ettin ki. Aklıma çok şöyle, yemek tarifi gibi anlatacağına. Kaşını, gözünü, boynu, postunu anla. Nasıl anla? Ulan basmayı kıtlayayım mı? Yok. Boynu. Aha da iyi kızlar, lafın üstüne hoplayıverilmiş. Vay, vay, vay! Alın onu, Esat anılar mı? Kızım. Baksana şunlara, şimdi bir şey var sancaklar. Şu dakika çağda olduralım da birbirine gidelim. Kız Azdur, eğlenelim şunlarla. Baksana tiplere, çirkin ördek yavrusu gibiler.
bir çocuk değil mi? Aha da beni şahit etti. Seni şahit etmeyen kız ben, tamam mı? Burası belli olmaz. Vallahi kız mızardırın, yum bakmaz o kadar. Ulan tamam lan tamam, sadece şaka yapılmayayım. Ötken kafa. Her kız daha öteki çocuk. Arkan dön çabuk, tanımasın. Ne kız? Ne oldu ki? Algazan kafa dün davete gelmişti. Ben tabak çanak yıkarken bağ bakıyı duruyor. Öbür tarafa gidiyorum oğlum iyi, bir tarafa gidiyorum oğlum. Işık görmüş kedi gibi kafasıyla takip ediyor. Ne dedi? En son yalandan gelin bilmeye gittim de öyle kurtuldum. Kız çocuk da fena değil be. Çok beğendiyse ne yap, kümeste beslersin. Kız o da ben tipimde. Yanındaki de sağa bakıyor. Kız bırak şunları, tiplere görmüyor mu? Onların benimle hiç alakası yok tiplerinden. Sen onunla başlar da bu kalçığın erkeklerin hiç iyi buluşmuyorlar. Nasıl yani? Onlar evlenmeden önce adamı romantizmle, evlendikten sonra odundan öldürüydüler. Kim dedi? Kız kim dediyse dedi. Ne içersen? Şimdi bunlar sütünü bitirmiş kedi gibi sessiz ya. Bunların evlendikten sonra ses tellerine bir şey oluyor. Aslan gibi kitlemeye başlıyor. Kız haydi yanımıza yaklaşmadan şunları doldurak. Oğlum. Kızlar gitmeden şunlarla konuşalım bak. Yoksa kaçacağız. Benim acayip bir fikrim var kardeşim. Senin aklını sevindim. Ferdi Tayfur, filmlerinde kızları nasıl tavlıyor? Nasıl? Türkü çığırar abi. Bak şimdi, kızları öyle bir türkü çığıracağım ki, coşa coşa isteyecekler. Coşa coşa, hadi. Hangi türkü çığıracaksın? İzle ve gör, kız nasıl tavlıyor, ne yaptı? Aha, kazan kafa geliyor. Çabuk tutayım, çabuk tutayım. Kızlar selamun aleyküm. Nereye böyle ya? Acı halleşelim. Hanımefendi. Güzel adınızı bana bahşeden misin? Sen ne kadar uzattın mı çeyim? Uyyy, agresifiz ha? Agresifiz. Biri var, çabuk git buradan. Yoksa senin dayınla ne olur söylerim. Dayan biri olan iki. Bakalım senin için yaptığın Mahmut şarkıya dayanabilecek mi daha fazla? Gözden yapam. Havalanma, havalarını aldım. Elin istesen sürüsüyle bulurum. Ben sevdiğim bir tek gönülde kaldım. Sevdiğime inan köle olurum. Hadi yürü 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 işine bak. Bana yar olan çok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yok bu sana anlamlı bak. Ne ki la bu? Her şey çok açacak olacak. Ya ne işe yarıyor bu? Ulan ondan bir tane atıyor, el diğinden acayip kokular çıkıyormuş. Ne kızlar birer oltaya takılıyormuş. Hadi ya. Bakalım, bismillah diye bir tane atalım. Bir şey yarayacak. Bakalım, bismillah diye bir tane atalım, bir şey yarayacak mı? Şimdi. Kız, apisler gelir şimdi. Bakalım birazdan burası yıkılır mı? Yıkılır mı?
Sıkıntı yaşamadım. Ben bazı doktorlar gibi hiçbir şey olmayan hastalara kafaları karışsın diye aklıma gelen tüm testleri mahsusluktan istedim veya başım ağrıyor diye gelen hastaya böbrek nakli yaparak para kazanmadım. Film oyuncağınız her kuruşu hak etti. Hocam peki, mahallemizdeki birçok iddialardan şikayet alıyoruz. Biliyorum yaş ilerledikçe merdiven çıkmak, hacete gitmek mesele oluyor. İnsan gençken gençliğin kıymetini bilmiyor. Ama yaşanınca hikmete bini geçen yıllar. Her şeyin çaresi var kardeşim. Tabii ölümden başlar. Ölüye yapacak bir şey yok. Ama yeri geldi ölüm döşendeki hastayı bile ayağa kaldıracak ilaçlar var. Öyle bir ürün var mı hocam depoda? Silimancanızda yapacak. Aha bu ilacı kullanamıyorum takma dişimi, tutamıyorum dişimi diyen tüm ihtiyarlara armağan ediyorum. Silimancanız sizleri de unutmadı. İlacımızın ismi dipçik gibi. Her derde de var. Bakın gene bu ilacı kullanamıyorum şerimiz nasıl şifa olmuş izleyelim. Bir gün bu dünyadan geçip giderse. Bir gün bu dünyadan geçip giderse. Show!